Herkese selam, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber spagetti yapacağız ama bu değişik bir spagetti. Detayların hepsini mutfakta size aktaracağım. Hadi hazırsanız başlayalım. Güzel bir açı yakalamaya çalışıyorum ama sanki çok da iyi değil açımız. Ne diyorsunuz? Yani birazcık kötü görünüyor gibi. Görüntü iyi gibi. Evet arkadaşlar, bugün... telefonum... Yani bu açı iyi gibi görünüyor ama ışığımız birazcık kötü. İlerleyen günlerde buranın ışığını da çözeceğim. Yani büyük ihtimalle yukarıya kullandığım avizeden kaynaklanıyordur. Saat şu anda 8'e geliyor ve ben en son 12'de yediğim yemekle duruyorum. O yüzden şimdi hızlıca bu tarifi yapmamız lazım. Bugün yapacağımız tarifin adı da spagetti carbonara olarak geçiyor. Malzemelerimiz 450 gram spagetti, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 110 gram dana jambon, 4 diş sarımsak, 2 yumurta, 1 su bardağı parmesan, 1 avuç maydanoz, tuz ve karabiber diyor. Tabii ki ben bunu kendime göre ayarlayacağım. Çünkü dana jambon kullanmak istemiyorum. Yumurta da kullanmak istemiyorum. Maydanoz da sevmem. Çiğken sevmem. Hani yemeklere falan konunca belki de tek başına böyle maydanozu yiyemiyorum. Kendi seveceğim şekilde yapacağım bir tarif olacak. Getir siparişim geldi az önce. Aslında saat 8'e kalmamın sebebi de siparişi verdim zannedip vermemiş olmam. Şöyle bir kremamız var. Şöyle bir mozzarella peynirimiz var. Bir de üzerini süslemek için şöyle minik domateslerden aldım. Bir de spagetti makarna kullanacağız. Tabii farklı farklı şeyler daha kullanacağız da onları yemek yaparken siz aktaracağım. Şimdi bana bir diş de sarımsak gerekiyor. Dana jambon yerine de sosis kullanacağım. Sosis buzlukta. Gökhan sevmediği için ben sosisleri genelde buzlukta muhafaza edip canım istediğinde çıkartıyorum. Ben şu parmesan peynirini bir kaba boşaltayım ve kalanını da son kullanma tarihi de bayağı yakınmış. O yüzden buzluğa atayım. Ben tam buzlukçu bir kızım biliyor musunuz? Ne bulursam buzluğa atıyorum. Yani böyle fazladan kaldı mı anında buzluğa atıyorum. Öyle bir zamanda çıkartıp kullanıyorum ki iyi ki buzluğa atmışım diyorum. Bu tarifi parmesan peynirli yapan da çok, mozzarella peynirli yapan da çok. İkisini karıştırarak yapan da çok fazla kişi gördüm ben. Ben de bu seferki şansımı mozzarella peynirinden yana kullandım. Çünkü maşallah parmesan peynirinin fiyatı 80 liraya çıkmış. Şimdi bir su bardağı mozzarella peynirimizi hazırladık. Bir paket şöyle elimizde kremamız var. Bunu zaten söylemiştim. Sosis şimdi çözülecek. Onu böyle minik minik kare kare küp küp doğrayacağım. Çünkü TikTok'taki tariflerin genelinde böyle küp küp doğranmış şekildeydi hepsi. Ve öncesinde makarnayı haşlamam lazım. Keşke suyu önceden koyup kaynatsaydım. Şu anda yakın arkadaşlarımdan birinin kız kardeşi Covid. Biz zaten geçirdik. Geçen hafta iyileştik. Gökhan'ın akrabalarında çok fazla Covid var. Sürekli duyuyoruz. Yani çember iyice daraldı. Artık bu hastalığı geçirmeyen kalmayacak. Şimdi ben böyle diyorum diye sen hala geçirmedin mi falan, daha yeni mi geçirdin diyenler olacak. Evet, ben geçen hafta ilk Covid'imi geçirdim. Çünkü biz gerçekten karantinadayız arkadaşlar. Yani evet dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. Tamamen bütün hayatımızı bitirip evlere kapanmadık ilk zamanlardaki gibi ama yine de mümkün olduğunca çok fazla kalabalıklarda bulunmamaya çalışıyoruz. Çok fazla ev ziyaretlerine gitmemeye çalışıyoruz. Yani dikkat ediyoruz. Bu yemek tarifi videolarını da bir seri şeklinde paylaşacağım arkadaşlar. Ayda 2 ya da 3 defa büyük ihtimalle bu tarz böyle tarif videoları, mutfak videoları çekmeyi düşünüyorum. Şu anki açı için kusura bakmayın, ilk video çekişim mutfak ortamında. Hani yavaş yavaş düzeltirim diye düşünüyorum. Aslında benim bütün açılarımı, ondan sonra kamera ayarlarımı falan Gökhan yapıyor. Fakat kendisi şu anda evde olmadığı için ben tek başıma halletmeye çalışıyorum. Onu da Kıbrıs'tan arkadaşı geldi. Bu tarif de benim bayağıdır TikTok'ta gördüğüm tariflerden bir tanesi arkadaşlar. Çok 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 lezzetli görünüyor. Umarım ben de lezzetli yapabilirim. Evet, sosisleri şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle küçük küçük doğradım. Bunlar pişince daha da küçülecekler. Sarımsakla beraber kavuracağım bunları. Tariflerin birçoğunda sarımsakla beraber kavuruyorlardı. Kameranın açısını biraz değiştirdim. Daha ocağa yakın bir noktaya geldim. Makarnanın tamamını yapayım ki yarına yemeğimiz olsun. Makarna suyu kaynarken unutmadan birkaç konudan bahsedeyim arkadaşlar. Eğer beni bu videoyla tanıyorsanız ki büyük ihtimalle beni bu videoyla tanıyacaksınız. Çünkü kanala ilk defa vlog ve yemek tarifi tarzında video atıyorum. Ben kanalımda genel olarak güzellik, kozmetik, cilt bakımı tarzı içerikler paylaşıyorum. Ama artık kanalda vlog da paylaşacağım. Eğer siz de böyle hem güzellik, hem bakım, hem vlog tarzı videolar seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Kaynadı, artık makarnaları atabiliriz.
Şöyle direkt bırakıyorum arkadaşlar. Ben böyle makarnayı haşlamadan hemen önce böyle 3 yemek kaşığı kadar tuz atıyorum makarnanın suyuna. Biraz da yağ damlatıyorum. Bunu makarnaların birbirine yapışmaması için yapıyorum. Özellikle spagetti yaptığım günlerde bu yağı biraz fazla koyduğumu söyleyebilirim. Evet, şimdi sosisimiz buradaydı ya. Sarımsağı bir halledelim. Tava çıkartayım. Şöyle bir tava çıkardım. Tek kişilik yapacağım için arkadaşlar bu tava yeter bence. Büyük tava çıkarmaya gerek yok. Sarımsağı bu tavanın içerisine rendeleyeceğim. Benim şöyle minik bir rendem var. Annem almıştı. Onu direkt bu tavanın içerisine rendeliyorum. Bu sene Survivor izlemeyeceğim diye kendimi bu kadar çok zorladım ki. Ama yine Survivor'a bağlandım. Aranızda benim gibi Survivor'dan vazgeçemeyenler varsa yorumlara gelsin, orada buluşalım. Şimdi bu sarımsağın içerisine çok azıcık yağ damlatacağım. Tereyağı koyacağım için çok fazla yağ kullanmıyorum. Aslında zeytinyağı koysam daha iyi olacak ama hazırda zeytinyağı yok. Bu da salata için olan zeytinyağı. Şu anda tenekeyi açıp hayatta bölemem yani. Mümkün değil. Önce bir şu sarımsağı kavuralım. Daha sizi daha da yaklaştırayım ve kameradan şöyle ocağı göstermeye çalışayım. Görünüyor mu? Aynen görünüyor şu anda. Evet. Bakın sarımsakların çok azıcık rengi döndü. Şimdi bunun altını kısacağım ve sosisleri ekleyeceğim. Sarımsakları fazla bile pişirmişim ya. Birazcık kurudular. Neyse şimdi kremayı falan döktüğüm zaman toparlar kendini. Üzerine birazcık tereyağı koyacağım. Aslında birazcık değil bayağı koyacağım. Çünkü tereyağı makarnaya çok yakışıyor. Çok azıcık sosislerin kızarmasını bekleyeceğim. Evet, sosisler iyice kızardı. Sıra geldi kremaya. Kremayı böyle üzerine, kremanın tamamını koyacağım ya. Krema birazcık sosisle falan bütünleşsin. Bu yemeklik krema olduğu için arkadaşlar şey oluyor, biraz sıvı oluyor. Biraz pişmesini beklemek gerekiyor bu kremanın. Farklı kremalar aldığımda, mesela Tikveşli'nin kremasını aldığımda kadar beklememe gerek kalmıyor. Çok sıvı olmuyor ama bu Çin markasının şef yemek ve soslara özel olan kremasında böyle bir sulu kalma durumu var. Hazırda bekleyen bir su bardağı mozzarella peynirimizi de bu sosun içerisine atıyoruz. Biraz da karabiber koyalım diyorum. Ne diyorsun? Yakından da göstereyim size şu anki halini. Ve peynirler iyice eriyene kadar bunu pişireceğim. Bu arada bu tarife aynı zamanda soğan koyanlar da oluyor. Ben soğan koymayacağım çünkü makarnayı soğanlı ben hiç sevmiyorum. Yani daha doğrusu yakıştırmıyorum. Soğan bence yemekte güzel oluyor. Salatada güzel oluyor. Atıyorum bulgur pilavında, böyle makarnada falan ben çok soğan sevmiyorum. Yani bana sebze yemeğiymiş gibi geliyor. Öyle yaptığım zamanlarda. Hatta bana birçok arkadaşım Cici Hadid makarnası yapsana, şu an çok popüler, çok seviliyor falan diye. Ve ben sevmediğim için arkadaşlar soğanla makarnayı yan yana fazla ilgilenmedim. Bu arada bunların hepsini böyle karıştırarak da koymanıza gerek yok. Sadece şey yapanı gördüm ben. Makarnayla kremayı yapıp üzerine sosisleri işte ya da o baconları atanları gördüm. Ya da işte parmesan peynirini en son koyanı gördüm. Makarnanın üzerine serpeni gördüm. Yani değiştirebilirsiniz siz ama ben böyle hepsini karıştırarak yapmayı daha çok seviyorum. Uğraşamıyorum yani o kadar ince işle. Benim yemek kanalımı da izleyenler bana zaten yazıyordu işte. Hani sunumlara birazcık daha önem versen daha iyi olur falan diye de. Yok yok, o yetenek yok. Yapamıyorum. Yani o sunum olayına bir türlü giremiyorum. Bakın kıvamı şu şekilde oldu bile. Bu arada ben bu tarifi ilk defa yapıyorum. Sanki her zaman yaptığım bir yemekmiş gibi davranıyorum ama alakası yok. Şu an ilk defa yapıyorum. Sadece biraz yemek yapa yapa göz kararı, bir şeylere karar verebiliyorum. Kıvamı çok güzel oldu. Şimdi tadına bakacağım. Ona göre de tuzunu ve gerekiyorsa işte karabiberini falan atacağım. Tekrardan bana geri gelin. Şimdi makarnayı süzdüm. Şimdi bu tavanın içerisine alacağım ve sosla beraber karıştıracağım. Gerçekten bildiğiniz döktüm ama kalori bombası gibi bir şey oldu. Hazır bu kadar çok kilo vermişken bu kadar yemeğe abanmak da ne bileyim. Tekrardan yemeği göstereyim size. Şöyle birazdan makarna koymak gerekiyor. Tabii ben bu kadarını yiyemeyeceğim de yani buzdolabına koyarım. Belki yarın yerim, bilmiyorum. Bayağı güzel oldu ya. Ne diyorsunuz? Vallahi şu anda lezzet bombası gibi şey. Bol kalorili, bol böyle yağlı. Bir saat de olmuş 9. 9'da yediğim şeye bak. Bir makarna tabağı çıkartayım kendime. Benim şöyle Trendyol'da Keramika diye bir mağaza var galiba. Oradan aldığım makarna tabaklarım var. Şimdi ona koyacağım.
tam keyif insanıyımdır biliyor musunuz? Yemek yeme konusunda keyfime o kadar düşkünümdür ki hele sevdiğim bir şey varsa otururum saatlerce onu ballandıra ballandıra yerim. Bu da öyle bir şey olacak. Tabağı falan bir temizleyeyim. Durum o kadar da değil. Bir master chef değiliz ama tabak temizlemeyi de biliriz yani. Domateslerden almıştım hatırlarsanız. Biraz onları ortadan ikiye keseyim. Kenarlarına yerleştireyim. Çünkü böyle birazcık yavan olacak gibi domatesle daha güzel olur. Sunuma bakın be. Sunuma bakın. Şimdi size daha yakından göstereceğim makarnayı. Şuraları bir toplayacağım önce. Bir toplama esnasını size göstermeyeceğim. Evet arkadaşlar yemeğim hazır. Şu anda yemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Survivor da başlamıştır büyük ihtimalle. Şimdi Survivor'ı açar ve bu yemeği ağız tadıyla yerim. Şöyle yemeğimi size tekrardan bir göstereyim. Yanına domateslerimi doğradım ve bu şekilde gerçekten şu anda ziyafet çekecekmişim gibi hissediyorum. Yani bugünkü videomuzda birlikte Türk usulü spagetti carbonara yapmış olduk. Birkaç tane malzemeyi değiştirdik. Farklı farklı teknikler denedik. Böyle güzel bir tarif oldu diye düşünüyorum. Umarım siz de severek izlemişsinizdir. Şimdi ben yemeğimi yiyeyim ve biraz dinleneyim. Bir sonraki videolarda, bir sonraki vloglarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.